Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, girişte de gördüğünüz üzere şöyle bir edit yaptık. Editi hemen tekrar görelim. Evet, bu editi yapmak için arkadaşlar şöyle bir video çektim. Daha sonra bu videoyu 3'e böldüm. Bu ilk dansımız, arka planda olan dans. Daha sonra bu ikinci dansımız ve son olarak da arkadaşlar şurada bir kafa dönme hareketi yapıyorum. Yani karakteri kendi etrafında çeviriyorum. Şimdi onu da göreceksiniz. Bu şekilde çeviriyorum. Ve daha sonra arkadaşlar bu videoyu Premiere Pro'yu açtıktan sonra hemen new sekans diyorum. Şimdi ben şöyle yapayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben bunu TikTok'a uygun hale getirmek için dikey olarak ayarladım. Onu nasıl ayarlayacağınızı göstereyim. Şimdi buranın boş olduğunu düşünün. Burada herhangi bir şey olmadığını düşünün. Sağ tıklıyorum. New item. Sekans diyorum. Daha sonra işte burada AVC HD 1080p. AVC HD 1080p 60 diyor. Siz de eğer 30 FPS çekiyorsanız arkadaşlar AVC 1080p 30'u seçebilirsiniz. Şimdi bakın sekansımız geldi. Sekansımız sekans 03. Sizde bu 1 olarak görünecektir. Bunu sağ tıkladıktan sonra sekans settings var. Bunu seçiyoruz. Şuradan time base. Pardon, time base değil. Editing mode'a geliyoruz arkadaşlar. En üstte custom var. En üstte custom'ı seçtikten sonra buraya 1080 ve buraya da 1920 yazdık. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar demin çekmiş olduğumuz ana videomuzu, yani şu tabletten çektim ben. Bunu emülatörden de çekebilirsiniz. Hiç fark etmez. Burayı sürükledik. Bakın dikkat ederseniz biraz küçük kaldı. Bunu ayarlamamız lazım arkadaşlar. Şurada sol tarafta scale var. Scale'den hafif büyüteceğiz. Evet. 135 yaptığınız zaman arkadaşlar karakterimizi ortalamış oluyoruz. Fakat dikkat ederseniz hafif sola yatık. Hafif sola kaymış. Onu da arkadaşlar şuradan pozisyondan 540'ı şöyle 650. 650 yazalım. 650 olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada yapmanız gereken bu videoyu kesmeniz. Yani ilk önce birinci dansı keseceğiz. Birinci dansımız bu. Bunu kestikten sonra arkadaşlar sağ tıklayıp Make Subscan istiyoruz ve şuraya sekans 03 sub 1, size sekans 01 diye yazar. Buna birinci video diye yazabilirsiniz. Daha sonra evet, ikinci videomuz da buradan itibaren başlıyormuş. Bunu da hemen keselim. İkinci video böyle biraz uzun ama ben onu çok uzun kullanmayacağım. Sağ tıkladım. Make Subscan istedim ve video, daha doğrusu ikinci video diye düzelttim. Ve son olarak arkadaşlar bir kafa hareketimiz vardı biliyorsunuz. Tam olarak burada başlıyor kafa hareketimiz. Şöyle bir tur bize yeter. Tam bir tur döndüğünde evet, bu bize yetecek arkadaşlar. Bunu da kestim. C tuşuna basarak orada jileti seçebilirsiniz. Kısa yolu C'dir. Daha sonra tekrar mouse'a geçmek için ise V'yi seçebilirsiniz. Bunu da şuradan sağ tıklayıp, bazen olmuyor, sağ tıklayıp Make Subscans deyip sol tarafa bir sahne daha attı ve buna üçüncü video dedik arkadaşlar. Şimdi bu birinci, ikinci ve üçüncü videoyu değerlendireceğiz. İlk önce yapmamız gereken şey arkadaşlar kafa kesme hareketini yapmamız gerekiyor. Bunun için Premiere Pro'dan çıkıyorum. Hemen After Effects'i açıyorum. Evet, After Effects'imiz açıldı arkadaşlar. After Effects açıldıktan sonra New Project diyeceğiz. Daha sonra projemiz sol tarafa geldiğinde sağ tıklayıp Import File diyeceğiz ve demin Premiere Pro'da kayıt yaptığımız dosyayı bulacağız. Benimki Untitled diye yazılıydı. Bunu çift tıkladığım zaman hemen dinamik link geldi. Bakın demin yaptığım tüm çalışmalar buraya düştü. Biz kafa dönme hareketimiz 3. videodaydı. 3. videoyu seçip OK diyoruz. Daha sonra yukarıdaki sahnemizi aşağı sürüklüyoruz arkadaşlar. Ve bizden diyor ki Caps Lock'a bir kere bas, refreshleyeyim. Tamam. Şimdi kafa dönme hareketimiz. Evet, şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu kısaca yapabilmek için, kolayca yapabilmek için bunu maskelememiz lazım. Maskelemek için şuradan yukarıdan şu kare tool'unu seçmemiz gerekiyor ve sadece kafayı alsak bize yeter. Bakalım kafa kareye sığmış mı? Tam olarak kafanın kutucuğun içerisinde olması bize yetecek arkadaşlar ve bir tur dönmesi bize yeterli olacak. Bunu yaptıktan sonra video projemizi çift tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bakın bize maskelenmiş haliyle kafayı getirdi.
Tabii biz bu sadece kafayı keseceğiz. Nasıl keseceğiz? Hemen rota brush yapıyoruz. Rota brush'ı seçiyoruz ve şu şekilde kafayı alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, rota brush'ı seçtikten sonra şu yeşil kutucuğun içerisinde artı var. Yani bununla nesne seçebilirsiniz. Nesne çıkarmak isterseniz alt tuşuna basılı bir şekilde mouse'la istediğiniz yeri seçerek çıkarabilirsiniz. Şimdi ben bu ilk sahnede çıkarmak istediğim hiçbir yeri yok. Ama bakın ikinci sahnede biraz bozuyor. Hemen şöyle kestim. Evet arkadaşlar, roto brush'ı uygulayarak sadece kafanın kalmasını sağlayacaksınız. Daha sonra kafa şu şekilde kalacak tek başına. Bu biraz uğraştırabilir. Alt tuşuna basarak eksi ikonu geldiği zaman fazlalıkları silebilirsiniz. Ya da bir yer eklemek istiyorsanız hiçbir şey basmanıza gerek yok. Mouse'la eklemek istediğiniz yeri seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu kafa kesme işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar videonun, yani bunun renderını almamız gerekiyor. Bakın şu şekilde gidiyor. Bunun için de arkadaşlar Ctrl M kısa yol tuşunu kullanacağız. Projemiz üzerindeki Ctrl M yapacağız. Buradan ayarlarımız var. Lossless'ı seçtikten sonra arkadaşlar RGB artı alfa ve de AVI formatında QuickTime seçeceksiniz ve OK diyerek render alacaksınız. Benim render almış halim ise şu, onu da göstereyim. Bakın bu. Tabi bu burada takılarak gösteriyor ama aslında bu takılmayan bir video. Burada render aldıktan sonra kafayla işimiz bitiyor. Hemen size ikinci dansımızı nasıl yapacağımızı da göstereyim. Tekrar arkadaşlar sağ tıklıyoruz. Projemizi import file diyoruz. Şuradan Premiere Pro dosyamızı seçiyoruz ve ikinci videomuzu seçiyoruz. İkinci videoyu seçtikten sonra aşağı indiriyoruz gene. Bakın bu şekilde dans ediyor. Gene aynı şekilde arkadaşlar layer'ımızı çift tıkladıktan sonra yukarıdan roto brush seçeceğiz. Ve bu arada brush'ımız biraz, yani fırçamız biraz küçük. Şunu 19 yapsak yeterli olacaktır bizim için. Bakın kolu aldım. Sağ kolu aldım. Evet, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, yani düzgün bir şekilde ayar yaptıktan sonra, ben bunu biraz küçülteyim hızlıca yapsın. Space tuşuna basıyorsunuz ve bakın tüm hareketlerimizi an be an kaydediyor. Tüm hareketlerimiz şu anda videonun arka planından ayrılıyor. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar, bu da bittikten sonra gene CTRL-M yapıyorsunuz. Bakın sol altta lossless'ı seçtikten sonra RGB artı alfa, video formatını ise QuickTime seçtikten sonra OK diyerek render alıyorsunuz. Ben onu da göstereyim size nasıl yaptım. İkinci dans diye kaydetmişim. Evet, bu şekilde. Şimdi kafa dönme hareketini aldık. İkinci dansımızı aldık. Birinci dansımızı zaten onunla herhangi bir şey yapmayacağız. Onda sadece güzel bir timing yapmamız gerekiyor. Şimdi bu sekansımı nasıl ayarladığımı göstereyim size arkadaşlar. Bu benim birinci videom arkadaşlar. Yani boş dans yaptığım video. Şimdi FX kontrole geldiğimde bakın burada birazcık bir zoomlama var. Yani şöyle biraz zoom yapıp geri çekiyorum. Tam kafa düşerken geri çekiyorum. Peki kafayı nasıl yukarıdan aşağı düşürdüğümü de göstereyim size. Bakın arkadaşlar, kafa aşağı doğru, herhangi bir şey yokken, tam elim havada iken arkadaşlar elime denk gelecek şekilde bir keyframe attım. Daha sonra el hareketlerime göre o kafayı elim nereye gidiyorsa oraya götürüp her gittiği yere bir keyframe attım. Bunlar biraz ince ayarlar. Bunlar sizi uğraştırabilir. Bakın dikkat edin, burada hiçbir kayma yok. Bunların hepsi birer keyframe arkadaşlar. Bu kafa hareketini bu şekilde elinize tutturabilirsiniz. Daha sonra tabi bu kafayı, bu arada demin dönen kafamızın İlk sahnesi bu. Yani dönme işlemi başlamadan önce sabit duran kafamız bu. Onu da Photoshop'tan yaptım. Onu da size göstereyim nasıl yaptığımı. Unutmadan. Kafa SS 2 bakın. Bu. Kafayı kestikten sonra ekran görüntüsü şeklinde buraya videoya koymanız gerekiyor. Bakın elime aldım. Gezdiriyorum. Daha sonra bakın kafa kesme hareketim. Kafa dönme hareketim burada başlıyor bakın. Tam elim parmak işareti olduğu zaman başlıyor ve zoomlanarak ekranın önüne doğru geliyor. Bu arada arka videoya arkadaşlar blur efekti ekledim. Onu da
Bu başlangıç noktasına 0, şuradan görebilirsiniz. Başlangıç noktasına 0, bitiş noktasına 17 değerini verdim. Çok da bulur olmasını istemedim. Bakın yaklaştıkça ekrana, kafa döndükçe arka taraf blurlaşıyor. Tam burada, bakın burası işte işin püf noktası. İkinci dans videomuzu buraya ekledim. Kafam burada düz iken diğer dansımın da kafası düz. Bakın buraya geldiğinde şöyle bir ikisi sanki kusursuz bir geçiş yapıyor. Buraya da bir tane shake efekti koydum. Siz herhangi bir shake efekti koyabilirsiniz. Ben S shake kullandım. Bakın herhangi bir sorun yok. Bu şekilde arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Bu video ile ilgili sormak istediğiniz soruları yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu aslında zor ve kolay, nasıl desem, mantığı kolay fakat yapılışı biraz zor bir video. Ama oturup uğraşırsanız 2 saatte çıkarırsınız diye tahmin ediyorum. Müzikle ilgili ise müziğin ismini ben açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Bu konuda, edit konusunda, PUBG Mobile hakkında daha fazla video için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca abone olup yorum yazmayı ve like atmayı da unutmazsanız arkadaşlar çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.